Sevgili seyirciler, bugün sağlık masasında yine çok önemli bir konu var. Prostat kanseri ve tedavisini uzman değerli bir isimle konuşacağız. Memorial Şişli Hastanesi Uroloji Bölümünden Profesör Doktor Derya Balbay ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Çokça duyduğumuz ama sanıyorum çok iyi bilmediğimiz bir hastalık. Prostatı da çok iyi bilmiyoruz anlamını. Ben önce oradan bir prostat nedir oradan başlamak ve devam etmek istiyorum. Tabii prostat erkeklerdeki üreme organlarından birisi. Yerleşim olarak mesanenin hemen altında yer alan, içinden idrar kanalı geçen ve yine erkeklerdeki sperm, üretilen spermin dışarıya atılması için idrar kanalının tam birleşme bölgesinde yer alan bir organ. Evet. Esas görevi meni yapımına katkıda bulunmak. Sperm hücreleri bildiğimiz gibi er bezleri dediğimiz torbalarda oluşur. Evet. Ama bu sperm hücrelerinin içinde bulunduğu salgının bir kısmı prostat dediğimiz bu organda yapılır. Ve prostat ayrıca idrar kanallarıyla meni kanallarının tam birleşim noktasıdır. Mesanenin altında yer alır. O yüzden prostatla ilgili bir problem olduğunda özellikle kanser dışında da idrar yapmayla ilgili problem yaşar erkekler. Elbette. İçinden idrar kanalı geçen bir organ. Prostat dışarıya doğru genişleyemez. Yaşla birlikte büyür, hacmi artar. Büyüdüğü zaman içinden geçen idrar kanalını sıkıştırmak durumunda kalır. Bu yüzden de zaten prostat büyümesi ister kansere bağlı olsun, ister kanser dışı nedenlere bağlı olsun, İdrar kanalı daraldığı için idrar akımında incelme, tazyikinde azalma, mesaneyi tam boşaltamama, bu nedenle sık sık idrara çıkma, hem gündüzleri hem de geceleri idrar için uykudan uyanma gibi şikayetlere neden olur. Yani biraz ızdıraplı, sıkıntı verici, acı verici bir hastalık değil mi? Kanser olmasa dahi günlük hayatı biraz zorlaştıran bir problem. İnsanın hayat kalitesini gerçekten düşüren bir hastalık. En azından şöyle söyleyelim, geceleri birkaç defa uykunuzun idrar için bölünmesi, uykuyu tam alamamak hayat kalitesini, sadece bu bile hayat kalitesini oldukça azaltıyor. Ayrıca sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissetmek, her gittiğiniz yerde bir huzursuzluk, rahatsızlık duygusu herhalde. Evet, sıkışma hissi, tam idrarı boşaltamama hissi, bunları yaşamak gerçekten hayat kalitesini bozuyor. Peki yaşla paralel midir? Yaşla paralel mi görülür bu rahatsızlıklar? Evet, esasında yeni doğmuş erkek bebeklerde prostat organı vardır. Bu büyümekle birlikte, hormonal değişikliklerle birlikte prostat büyümeye başlar. Prostatın büyümesi daha çok testosteron dediğimiz erkeklik hormonunun salgılanmasıyla eş zamanlı olarak olur. Yani doğumdan itibaren prostat zaten büyüyen bir organdır ve normal bir süreçtir. Elbette. Yaşla birlikte gittikçe büyür. Bu hormonların etkisiyle yaş ilerledikçe prostat da ilerler. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Erişkin bir erkekte, mesela 18-20 yaşına gelmiş bir erkekte, yaklaşık 20 gram civarında bir prostat dokusunun olduğu bilinir. Ama yaş 40'lara, 50'lere geldikçe veya 60'lara ilerledikçe herkes de farklı olmakla birlikte ailesel özellik, beslenme özelliği, hormonal faktörlerin hepsinin etkisini bir arada düşündüğümüzde prostat ağırlığı 100 gramlara kadar çıkabilir. Bunun büyümesinin, örneğin organın büyümesinin zamanla durması ve yavaşlaması mı gerekir? Örneğin yetişkin olduktan sonra. Hayır, zaten biz bunun büyüyeceğini tahmin doğal ediyoruz. Mutlaka büyüyecek. Büyür, ama mutlaka dış faktörlerle bu büyüme artabilir ya da beklenenin olması gerekenin üzerine çıkabilir. Problemler çıkar. Peki normalde bunun farkında olmayan biri nasıl hissetmeye başlar? O bahsettiğiniz idrarla mı en çok hissedilir? Neyle şüphelenmeli ve doktora gitmeli? Evet, prostat hastalıklarının kanser olsun veya olmasın ilk işaretleri az önce saydığım gibi gündüzleri sık idrara çıkma isteği, geceleri uykudan idrar için uyanma, idrar yaparken zorlanma, tazyik ve azalma, idrar akımında incelme, hatta damla damla idrar yapabilme, mesaneyi tam boşaltamama hissi, ani idrar yapma isteği, hatta eğer içeride fazla miktarda idrar kalırsa sıkışmayla birlikte idrar kaçırma bile gözlenebilir. Peki bunun kansere dönüşmesi nasıl oluyor acaba? Neden kanser, prostat kanseri ortaya çıkıyor? Evet, bütün organlar için söyleyebileceğimiz neden kansere gelişiyor sorusunun cevabını prostat içinde verebiliriz. Kanser bildiğimiz gibi bir hücre çekirdeği hastalığı. Evet. Hücremizdeki bütün hücrelerimiz için kontrol, her türlü kontrol hücre çekirdeğinde yer alan genler vasıtasıyla olur. Hücrelerin bölünmesi, metabolik aktivitelerinin artması, azalması veya başka şekillerde cevap vermesi tamamen hücre çekirdeğinde yapılır. Hücre çekirdeğinin hücreyi kontrolü
dış etkenlerle veya dışarıdan gelen uyarılarla ayarlanır. Ama kanser olduğu zaman hücre çekirdeği kesinlikle dış uyarılara cevap vermez. Onlardan bağımsızlığını ilan eder ve kendi istediği gibi bölünmeye başlar. İşte bu kontrolsüz bölünme, zamansız bölünme, dış ortama uygun cevap verememe kanser hastalığını oluşturuyor. Kanserin nedenleri tam bilinmemekle birlikte genetik yapımızdaki özellikle bölünme merkezinin kontrolünün kaybolması olarak açıklayabiliriz. Çağımızda spor yapmamak, doğal gıdalardan uzak kalmak, sigara içmek, içki içmek, stres bunların hepsi hemen hemen her organ kanseri için sayılabilecek faktörlerdir. Düzensiz ve sağlıksız yaşam. Peki prostatla ilgili şikayetleri söylediğiniz prostat kanseri için farklı belirtiler var mıdır? Esasında bu çok kritik bir soru. Prostat kanseri eğer prostatın içinde kalmış ise yani prostatın dışına çıkmamışsa sadece prostat büyümesi gibi şikayet verir. Hiçbir şekilde ayırt edilemez şikayetleri. Ne zaman ki kanserin bir özelliği de bulunduğu organı, geliştiği organı terk edip başka organlarda yerleşmek ve burada çoğalmaktır. O zaman mı fark edilir evet, daha çok? Ne zaman ki prostat bulunduğu organı, geliştiği organı terk edip özellikle kemiklere, beyne veya diğer organlara yayılıp buralarda gelişmeye başlarsa o zaman ağrılar veya yerleştiği organa bağlı fonksiyon bozukluklarıyla kendini belli eder. Peki prostat problemi yaşayan birinin işte bu ihtimale ve gizli kalma olasılığına karşı büyümeden şüphelenip kanser tetkiki yaptırmasını öneriyor musunuz erken teşhis için? Bu da çok kritik bir soru. Prostat kanseriyle ilgili bildiğimiz bir başka gerçek de bu hastalığın çok büyük oranda ailesel olmadığı, %90 oranda ailesel olmadığı ve yine büyük bir kısmının 50 yaşından sonra. Geliştiği. Dolayısıyla buradan şu anlam çıkıyor. 50 yaşını geçen erkekler bu tür şikayetleri varsa doktora gittiğinde kanser yönünden zaten ürologlar onları inceleyecektir. Veya en son bilgilerimize göre bu yaş grubundaki 50 ile 70 yaş grubundaki erkeklerin kontrollerinde 2 yılda bir olmak üzere en son bundan yaklaşık bir ay kadar önceki Amerikan Üroloji Derneği'nin toplantısında yaklaşık olarak söylenen bilgileri burada tekrarlayacak olursak 50-55 yaş grubundaki erkeklerin 2 yılda bir PSA dediğimiz kandaki bir prostat kanserinde gösterebilen bir protein miktarını ölçtürmeleri gerekiyor. Tıpkı kadınları belli bir yaştan sonra mamografi yaptırmak aynen gibi öyle. Ama aynen işte öyle. Zaten herhalde kilit nokta o, hele de Türkiye'de. Evet. Yani kadınlar bir jinekoloğa gitmeyi çok daha düzenli olarak yapıyorlar ama erkeklerin üroloğa gitmesi ya da bunu konuşması, bu tür rahatsızlıklarla ilgili problemini paylaşması sanki bir tabu gibi algılanıyor. Çok doğru. Ve pek çok kişi de bunu kendi kendine geçer mi diye bekleyerek herhalde geçiyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Nasıl hasta profili Türkiye'de? Esasında söyledikleriniz kesinlikle doğru. Bizim Türk erkeklerinde üroloğa gidip prostat muayenesi olmak pek istenen bir durum değil. Bize hastalar geldiği zaman bazı hastalarımıza prostat kanseriyle ilgili bilgi verdiğimizde, prostatı muayene etmemiz önerdiğimizde bazı hastalarımız bunu istemiyor, reddediyor. Çünkü bu prostat muayenesi parmakla yapılan, makattan yapılan bir muayene ve bu muayene nahoş bir muayene. Bunu herkes kabul ediyor ama evet, çok basit bir muayene. Ama ve gerçekten prostat kanseri yakalarsak, erken dönemde yakalarsak %100 tedavi edebileceğimiz bir bize imkan da sağlayan genel bir olarak muayene olmasına rağmen kolonoskopi hepsinde bu reaksiyon veriliyor herhalde. Bu reaksiyon veriliyor. Ama prostat muayenesi için bunu özellikle söyleyebiliriz. Bu çok yanlış bir şey. Çok kısa bir işlemdir. 30 saniyeden çok kısa süren bir işlemdir. Her şey bir yana sağlık için bir profesyonel tarafından yapılan vücudumuzun her organı sonuçta yaşam kalitemiz ya da hayatımız için önemli yapılması gereken bir muayene olarak görmek lazım. Bir sizin de, zaten de hastayla aranızda olan tabii, bir şey. Bir de şunu söylemek lazım. Tıptaki bütün gelişmeler, MR, PET CT, aklınıza ne gelirse, hangi tetkiki düşünürsek düşünelim hiçbir zaman için parmakla yapılan muayenenin yerini alamıyor. Neden? Farkı nedir? Çünkü prostatın bizim için kanseri düşündüren en önemli işaretlerinden birisi prostatın sert olarak hissedilmesi. İşte bu sertlik hissini hiçbir tetkik yöntemiyle anlayamayız. Onlar varlık, varlıkla evet, ilgili sadece. Sadece dokunarak anlayabiliriz. Yani prostata dokunacağız. Prostatın normal bir kıvamı var. Bu kıvamın dışında bir sertlik hissedebiliyorsak
Bu bizim için çok ciddi bir uyarıcıdır. Peki süresi nedir muayenenin, onu da 30 saniye kadar süren bir işlemdir. Çok kısacık bir şey bir de. Belki 30 saniye bile sürmez. Evet. Ya da daha doğrusu gelene kadar belki bir uroloğa gitme aşamasında en çok problem var herhalde. O şikayetler artık ızdırap verici seviyeye gelince herhalde sizlere başvuruyorlar. Evet. Bunu beklememek lazım. Beklememek lazım. Hı-hı. Yine son yıllarda çok tartışmalı olan bir konuda prostat kanseri belirteçleri dediğimiz, PSA az önce bahsettiğimiz bir kan proteini var. Bu proteini ne kadar aralıklarla baktıralım? Eskiden her yıl bakılmasını öneriyorduk. Hı hı. Ama az önce de söylediğim gibi bir ay kadar önce, bir aydan kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego şehrinde dünyanın en büyük üroloji kongresi toplandı. Hı hı. Orada önerilen 55 yaş grubundaki erkeklerin orta risk grubuna sahipse şikayetleri olmasa dahi 2 yılda bir PSA baktırmaları. Bu hastalığın çok erken dönemde tedavisinin mümkün olduğu dönemde yakalanabileceği bildirildi. Peki hangi aşamalarda nasıl sonuçlar alınıyor? Evet. Tedaviye geçersek nasıl bir tedavi uygulanıyor? Başarı oranları nedir prostat kanserinde? İsterseniz tedaviye geçmeden çok kısacık bir teşhis yöntemlerini bir daha özetleyelim. Lütfen. Demek ki birincisi PSA baktırmak, şikayetler olduğu zaman doktora gitmek, prostat muayenesi olmak. Eğer ürolog prostat kanserinden şüphe ederse, teşhis koymanın yolu biyopsi yapmaktır. Biyopsi prostattan parça alınması yöntemiyle yapılır. Biyopsi yapılmadan prostat kanseri teşhisi konamaz ve hiçbir tedavi yapılamaz. Biyopsi de gene çok büyük çoğunlukla lokal anestezi dediğimiz prostatın etrafının uyuşturucu ilaçla uyuşturulmasıyla çok kolaylıkla yapılabilen bir işlemdir. Buna tahammül etmek istemeyen hastalarımıza yine çok hafif bir sedatif vererek, damardan ilaç vererek çok hafif bir uyku halinde sanki endoskopi yapılıyormuş gibi de biyopsi yapılabilir. Bu dokunun incelenmesiyle biz prostat kanserinin olup olmadığını, eğer prostat kanseri varsa bunun ne kadar kötülük derecesine sahip olduğunu anlarız. Ve kandaki PSA düzeyiyle birlikte evrelendirme işlemine başlarız. Evrelendirmede prostat kanserinin en fazla yayıldığı lenf dokuları, kemik dokuları ve diğer organlar incelenir. Burada prostat kanserinin yayılımına ait bir işaret yok ise o zaman deriz ki biz prostatın muayene bulgularıyla birlikte, az önce söylediğim bulgularıyla birlikte prostat içine sınırlı bir kanserdir deriz. Bu bizim için çok önemli. Prostatın evrelendirmesinin en önemli şey prostat içinde sınırlı olup olmaması. Eğer lenf nodlarına yayılmışsa tedavilerimiz çok farklılık arz edecektir. Kemiklere yayılmışsa farklılık arz edecektir. Prostatın içinde yerleşmişse, sadece prostattaysa o zaman çok daha farklı olacaktır. Tekrar söyleyecek olursak, sadece prostat kanserine yayılmış kanserlerde tedavimiz başlıca prostatın çıkartılması, cerrahi, prostatın radyoterapiyle dışarıdan ışınlanarak yakılması, prostatın içine radyoaktif maddeler yerleştirilerek yakılması, bunlar sayabiliriz veya yaş grubuna veya risk gruplarına göre hiçbir şey yapmadan sadece prostat kanserli hastaların yılda bir veya iki yılda bir biyopsi tekrarıyla izlenmesi, kontrolden çıkıp çıkmadığına anlaşılması durumunda bu müdahalelere tekrar dönülmesi sayılabilir. Peki robotik cerrahi hangi aşamada devreye girer? Prostat kanserinin cerrahi tedavilerin içindeki en modern tedavi robot yöntemiyle prostatın çıkartılmasıdır. İsterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istatistikleri de vererek bu konuya giriş yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde prostat kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların %85'inden fazlası robot yöntemiyle ameliyat olmaktadır. Hala açık yöntem var. Açık yöntem de çok güzel bir yöntem. Robot yöntemin avantajı nedir? Evet. Siz bu operasyonları yapıyorsunuz. Evet. Robot yönteminin avantajı şudur. Açık yöntemle gördüğümüz bazı riskleri görmüyoruz. Mesela nedir? Açık yöntemde bir kanama riski var. Yaklaşık olarak 500 mililitre ile 1 litre kadar kanama olması açık ameliyatlarda çok olağandır. Robotla yaptığımız zaman bu kanamayı hemen hemen hiç görmüyoruz. Yani bununla yaklaşık onda biri kadar kanama oluyor. Dolayısıyla hastalarımıza kan vermek durumunda kalmıyoruz. İkinci avantajı, açık ameliyat bir kesi yapılarak, yaklaşık 10 santimlik veya biraz daha uzun bir kesi yapılarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Burada ameliyat sonrasında bu kesinin kapatılması lazım. Kesi yeri iyileşirken iltihaplanma, fıtıklaşma gibi şeyler görülebilir. Ama robot ameliyatında ise kesinlikle bir kesi yok. En büyük kesisi veya en büyük 12 milimetrelik 15 milimetrelik
kesilerle yapılır. Hadi biraz daha prostat çıkartırken bu büyütülebilir. Hı hı. Bu nedenle kesi yeri iltihaplanması veya fıtıklaşması çok pratik olarak yani. Görülmez. Son olarak süremizin sonuna evet. gelmişiz. Başarı oranları nedir prostat evet. genel olarak prostat kanseri kanser, tedavisinde? Kanser kontrolünde hastalık lokalize ise çok büyük oranda kontrol edebiliyoruz. Robotik cerrahinin bir avantajı da açık cerrahiden farklı olarak prostatın etrafından geçen cinsel fonksiyonlarımızı sağlayan hı hı. sinirlerin ve prostatın altında yer alan, idrar tutmaya yarayan kasların çok güzel görünerek, üç boyutlu yöntemle görünerek, zarar görmemesi, 27'den fazla büyütülerek, görülerek çok daha az zedelenmesine neden oluyoruz. Dolayısıyla hem prostat kanserini ister açık yöntemle yapalım, ister robot yöntemiyle yapalım, kanser kontrolü oranları birbirine eşit olmakla birlikte, evet. robot yöntemiyle kan kaybı, yara iyileşmesi, cinsel fonksiyon kaybı veya idrar tutamama gibi riskler, en aza indirilmektedir. İndirilmektedir. Evet. Profesör Doktor Derya Balbaç çok teşekkürler. Ben teşekkür Uzunca ediyorum. Bir konu hepsini sığdırmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Bizi ediyorum. Aydınlattığınız için sevgili seyirciler sağlık masasını burada noktalıyoruz. Sırada ekonomide görünüm var.